arkadaşlar. Hoş geldiniz Frekans'a. Aa, selam. Yazın çıkarmıştınız albümünüzü. Klibinizi de yeni çektiniz. Biz de çok mutluyuz Duman'ın Frekans'a konuk almaktan. Zaten izleyicilerimizden uzun zamandır bekliyorlardı ne zaman Duman Frekans'a konuk olacak diye. Bu albümü konuşacağız ama önce biraz isterseniz şu artık tamamen kapanmış olan bir önceki albümden başlayalım mı? Çünkü sizin için bayağı bir önemli bir albüm bence. Birinci albüm ile ikinci albüm arasında çok büyük bir satış farkı var. Çok fazla popüler oldunuz. Bence çok da faydası oldu. Bir rock grubundan pek beklenmeyecek kadar albüm tirajlarını yakaladınız. Nasıl bir albümdü sizin için o? Ali'den başlayalım. Aslında diğer albümlerden pek farklı değildi kayıt ve şarkıları yapma açısından. Aynı şekilde provalarımızı yaptık, şarkılarımızı oluşturduk, girdik, kaydettik. Ama tabii insanların tanıması biraz zaman alıyor. Hani birinci albümle ikinci albüm arasında da biz çok çalarak da belli bir kitle yaptık. Orada işte şarkılar sevildi ikinci albümde de. Sonra da üçüncü albüme kadar geldik. İnşallah bu da sevilecek, güzel olacak. İşte bir kıvılcım yeter hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk o zaman. Bu kadar böyle patlama bekliyor muydunuz? Şaşırdınız mı hiç? Yani beklemiyorduk açıkçası. Şaşırdık. Yani şaşırdık derken şaşırdık. Neden acaba yani birinci albümle ikinci albüm arasında o kadar, niye o kadar fark oldu? Niye bir anda insanlar yeni i̇kinci mi? İkinci albümdeki fark tabii ki o Her Şeyi Yak parçasının herkes tarafından çok sevilmesi faydalı oldu. Ve çok daha geniş kitlelere yayıldı. Bu albümü ben ilk dinlediğim zaman, yani Duman'ı çok seven bir kişi olarak, dinleyici olarak ilk dinlediğim zaman bir anda eyvah dedim ya, ben acaba bir önceki albüm kadar beğenmeyecek miyim bu albümü dedim. Çünkü öbür albümü ilk dinlediğim zaman, hatta beraber dinlemiştik galiba, ilk dinlediğim zaman tamam demiştim, mükemmel bir albüm. Bu albümü ilk dinlediğim zaman biraz ya acaba sanki önceki albümden daha mı güzel şarkılar var önceki albümde diye düşünüyordum ama dinledikçe en az önceki albüm kadar alıştım bu şarkılara. Siz yaparken nasıl oldu bu işler? Şarkıları bestelerken nasıl bir aynı süreç geçirdiniz? Aynı aslında, yani 1, 2, 3 bütün albümlerde aynı formülü uyguluyoruz. Evde klasik gitarlarla besteleri yapıyoruz. Stüdyoda da bunları aranje ediyoruz. Yani hiç değişen bir şey olmadı. Bu sefer böyle parçalar çıktı. İsterlerse satılsın. Şimdi bu albümün bence en büyük farkı diğer albümden Arin'in de bestesi olması. Hatta ilk konserinize gelmiştim. Arin'in şarkısı çalmaya başladığı zaman Arin'e çok dikkatli bakmıştım. Arin'in bir anda duruşu falan değişmeye başladı. Yani daha böyle esas duruşu. Bir anda işte hepinizi kontrol ediyor. Seyircilerin de şarkıyı söylediğini duyunca bir anda yüzü falan değişti. Yani senin için daha farklı oluyor mu kendi şarkılarını çalmak, sahnede herkese paylaşmak? Ya aslında yani Kaan da bir şarkı yapıp onu provaya getirdiği andan itibaren hani o da artık benim şarkım gibi oluyor. Tabii insanların söylemesi güzel bir şey yani. Onu da inkar etmek mümkün değil. Yani sağ olsunlar, sevgiler. Şarkıları paylaşıyoruz bize karşılıklı. Biz söylüyoruz, onlar söylüyor. Bir de sen de söylemeye başladın şarkıyı. O çünkü Kaan söylemiyor. Diyor ki sen söyle diyor. Ama ona yakında söyleyecek. Gezdin tozdun aman aman aman. Sazdın sözdün aman aman aman. Giderek üzdün bizi zaman. Giderek üzdün bizi zaman. Yazdın çizdin aman aman aman. İncecik gizdin aman aman aman. Sıraya dizdin bizi zaman.
çok fazla sizi işte tanımayan insanların sizi tanıması için bence albümdeki 7. şarkıyı dinlemeleri yeterli. En güzel günüm gecem. Her şeyi açık açık anlatmışsın. Yani müzik tarzınızı da, düşüncelerinizi de, yaptığınızı da. Sizin çok fanatik hayranlarınız var. Nasıl hayranlarıyla, hayranlarınızla ilişkileriniz? Yani onların şarkılar hakkındaki yorumları, sahnedeki sizin yaptığınız işlerle, performansınızla ilgili yorumları nasıl hayranlarınızla ilişkiniz? Konserde en çok ilişkiye giriyoruz. İşte onlar şarkıları söylüyorlar. Biz çalıyoruz işte, beraber şarkıları söylüyoruz. Yani en yoğun yaşadığımız ilişki o. Daha sonra işte sokakta gördüğümüz zaman merhabalaşıyoruz, sarılıyoruz. İşte parçada anlattığı gibi yani. Var mıydı i̇şte, fanlarımıza ithafen bir şey yapalım diye bir niyetiniz var mıydı? Yok, doğal olarak gelişiyor çünkü bizim çoğu müzik hayatımız sahnede geçiyor. Yine bu akşamda da kupleler var seyirciye. Hep sahnede geçtiği için bizim müzik hayatımız orada direkt paylaşım daha güçlü oluyor. O yüzden öyle geldi. Hı. Sözler nasıl çıkıyor peki? O da evde takılırken. Yani normal hani kağıda yazıp mı çıkıyor yoksa gitarla takılırken mi çıkıyor? Karışık yani. İkisi birbirine bazen gitar çalarken bir şeyler söyleyebilirsin. Bazen düşünürsün, yazarsın. Bunlar hep değişken yani. Aynı renkler seviyorsan aklı başında batırıp kime yanında arıyorsan şimdi siz ilk albümü çıkardığınızdan beri hep şunu söylüyorsunuz. Hani biz müziğimizi yapalım. Hani beğenen beğenir, beğenmeyen dinlemez ama biz kendi sevdiğimiz şeyi yapıyoruz diyorsunuz. Birazcık soyutluyorsunuz diğer durumlardan kendinizi. Ama işin bir de şu boyutu var. Yani artık 3. albümü, 4. albümü çıkardınız konser albümüyle birlikte ve hayran kitleniz gitgide büyüyor. Ve hani çok da fazla biz sadece müziğimizi yaparız, gideriz, diğerlerine karışmayız gibi de bir durum yavaş yavaş ortadan kalkıyor gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun? Yok, kalkmıyor. Sen yine kendi güzel anlayışına göre müziğini yine yapacaksın. Kimisi beğenir, kimisi yine beğenmez. Ama böyle bir sorumluluk hissetmiyor musunuz acaba hani ne olacak? Sorumluluk yani yine güzel şeyler yapmaya çalışıyorsun ama yani o sorumluluğu hissediyorsun diye de ekstra bir şey yapılamaz. Zaten yani konsantre olup güzel bir şey. Kendi beğeneceğin bir şey yapman lazım. Biz de bunu yapıyoruz zaten, yapmaya çalışıyoruz yani. Yine de gelişi güzel bir şey yok aslında. Hani bir beğenen dinlesin, beğenmeyen dinlemesin derken biz sonuç olarak insanlara özel bir şey yapmıyoruz. Hani bir kitleye özel. Biz kendi müziğimizi yapıyoruz. Onun için hani böyle bir gelişi güzellikten kurtulmuş bir şekilde. En zevkli aşama hangisi oluyor sizin için? Bu süreçte Duman grubunun en zevk aldığı aşama hangisi? Kayıttan bahsediyorsun. Hayır yani kayıt, sahne vesaire. Sahnede tabii. Konserler. Konserler. Bu albüm sürecinde en çok tıkandığınız yer neresi oluyor? Trafik. Ne trafiği? Karşıdan karşıya geçerken. Yani stüdyodaki aşamalar bayağı bir şey oluyor işte, miksaj olsun. Kayıt esnasında gergin anlar da oluyor. İşte güzel anlar da öyle biraz. Ne zamandır Duman'ın fan sitesinden arkadaşlarımız eğer Duman'la röportaj yaparsam bizim için çok merak ettiğimiz 3 tane soruyu sorar mısın demişlerdi. Ben şimdi o fan sitesinden, Duman'ın fan sitesinden gelen soruları sormak istiyorum.
Sorabilirim değil mi? Bilemem. Bir ara bir İngilizce albüm çıkacağı haberini aldık. Bunun hazırlıkları ne aşamada acaba? Bir tarih verebilirler mi? Diye bir dumankulübü.com sitesinden gelen sorulardan bir tanesi. Bir tarih veremeyiz. Parçalar kafamızda daha kayıt aşamasına gelmedi yani. Daha aramızda çalıyoruz. Peki sound'u nasıl oluyor İngilizce şarkıların? Kayıttan sonra ortaya çıkacak aslında. Şu an yine akustik ortamda çalıyoruz daha çok. Yine bu duman sound'u var. Tepelerden düştüm takla. Aşık olmayacaktım. Sadece korkmayacaktım. Türkiye'de rock müziğin gidişatı iyi yönde, ancak bunu engelleyen bazı nedenler var bizce. Örneğin gençlerin yeni çıkan bir grup veya sanatçıyı kendi sevdikleri gruplarla kıyaslayıp özenti diyerek reddetmesi. Bu şekilde birçok kaliteli işlerden mahrum kalıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorlar? Önyargı. Bizim de mesela ilk albümü sevip ikincide bir patlama olunca biz ikiyi sevmedik, biri seviyoruz da diyenler oldu. Yani bu gençlikte oluyor böyle. Esas müzik güzelse İnsan ondan kaçamaz, o genç de yani işte bu grubu sevmedim falan dese de o müzik güzelse kulağına girecektir. İlla ki onu için için kemirecektir ve sevecektir sonunda. Üçüncü soruda, yurt dışında birçok duman hayranı var ancak konser olmuyor. İlerleyen günlerde bir yurt dışı konseri olacak mı? Diye soruyorlar yurt dışındaki duman hayranı. Cevapsız verin de artık. Şu an belirgin bir şey yok ama işte daha evvel çaldığımız yerlerde belki tekrar çalabiliriz. Şu an kesin bir şey yok. Hı hı. İster alınsın, isterlerse darılsın. Onu bunu bilmem, karışmam. Kim ne derse desin lan. Ben alınıp satılmam. Onlar ister alınsın, isterlerse satılsın. Şimdi albümün adı Seni Kendime Sakladım. Zaten ilk klip parçası da Seni Kendime Sakladım. İlk dinlediğim zaman ben de öyle düşündüm. Sonra herkes öyle düşündü. İşte şeyin Köprü Altı'nın bir slow versiyon olarak işte bir kısım bir yerde küçük bir melodinin çok benzemesi işte Köprü Altı'ya çok benziyor bu şarkı gibi şeyler çıktı. Siz kaydederken falan bunu fark ettiniz mi? Veya böyle düşündünüz mü hiç? Biz fark edemedik galiba. Fark etmedik yani. Biz yaptığımız için herhalde. Fark edemedik ama çok kişiden de duyduk. Doğaldır. Bizler yapıyoruz besteleri. Bir esinlenme belki beyinde bu melodilerin harmanlanmasında böyle şeyler olabilir yani.